Gördün mü? Hem annelik hem de cerrahlık bir arada yürümüyormuş. Peki profesyonel hayatınız dışında da bir yakınlaşma söz konusu mu? Bu da nereden çıktı şimdi? Levent Bey bir cerrah aslanım. Sizlerin her saçmalıktan magaziner bir aşk çıkarma kurnazlığınıza alışık değil. Yanlış anlamayın lütfen. Ben sadece... Biz daha bu sabah tanıştık aslanım. Ve aramızda hiçbir şey yok. Yazıda böyle bir imada bulunursanız bozuşuruz sizinle. Yo yo, içiniz rahat olsun. Peki fotoğraf çekimini bu akşam halledebilir miyiz acaba? Yarın baskıya gireceğiz çünkü. Fotoğrafa gerek yok. Levent Bey, 4 sayfa sürecek bir röportaj yaptık. Fotoğrafsız olmaz. Olur olur. Bu kadar yeter. İşime dönmeyin. Şansına küs. Çok sevdiğim bir arkadaşımın çocuğu yaralanmış Burcu. İzninle bir ona bakmak Tabii istiyorum. Tabii ki. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu? Şey hocam. Ne? Diyaframdaki deliği onardılar. Evet. Doktor Suat mide astürme başlamak üzere. Tamam. Defekt tamirini primer sütürle mi yoksa sunni grefle mi yapacak? Ben bilmiyorum. Bilmiyor musun? Yani söylemedin hocam. Hocam! 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 Doktor Fikret. Fikret? Oğlumun yanında olmalıyım. Bakın, size karışmak gibi bir niyetim asla yok. Yemin ederim hiçbir şeye karışmayacağım. Sadece dışarıda bekleyemem. Yapamam. Oğlumun yanında olmalıyım. Fikret, ameliyat yaparken hastanın annesinin bizi izlememesi iyi olur. Doktor Ela, lütfen Doktor Fikret'e dışarı kadar eşlik edin. Hocam. Hayır! Kimse Doktor Fikret'e hiçbir yere eşlik etmeyecek Doktor Ela. Devam edin, ameliyata devam edin! Sen ameliyathaneden çıkana kadar devam etmeyeceğim. Burada dikilip seninle sohbet etmem mi? Yoksa bebeğinin hayatını kurtarmaya çalışmamı mı tercih edersin? Fikret. Sadece oğlumun elini tutmak istiyorum. Sadece elini tutmak istiyorum. Sadece lütfen hocam. Elini tutacağım. Sadece elini tutacağım. Ben tutarım. Zeynep sen Eckhart'ı tut. Tabii. Sizin için uygunsa küçük Hasan'ın elini ben tutarım hocam. Elini ben tutarım. Masaya bıraktım. Acele ediyordum. Saate baktım ve kapıdan dışarı çıktım. Kapı... Fikret, bunun bir faydası yok. Kapı açıktı. Yatak odasından çıktım, yan odaya geçtim ve bir not yazdım. Fikret, yapma şunu. Hatırlamıyorum.
Kes şunu. Bunun hiç faydası yok. Fikret! Kapıyı kapatıp kapatmadım hatırlamıyorum. İçeride oğlumca çekişiyor ve ben Allah'ım belası kapıyı kapattım mı kapatmadım mı hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Biraz sakin ol. O benim bebeğim. Ve ben o kapıyı kapatıp kapatmadığımı hatırlamıyorum. Şu anda bunun önemi yok. Önemi var. Çünkü ben onun annesiyim. Ona bunu yapmış olamam. Onu bu kadar incitemem. Yapamam. Böyle şeyler olur. Hayır. Hayır olmaz. Böyle şeyler olmaz. İnsanlar seçimler yapar. Öncelikler belirler. Hiçbir şey kendiliğinden olmaz, tamam mı? Bu kadar değil. Bu annenin suçu değil. Tamam, mide onarıldı. Dalakta da yaralanma yok. Artık tek yapmamız gereken göğüs tüpü takmak. Sonra işimiz bitiyor. Bu iyi bir haber ufaklık. Bu düşündüğümüzden daha iyi olduğunu anlamına geliyor. Bu birazdan buradan çıkacağın anlamına geliyor. Doktor Zeynep. Kapanış yapmak ister misin? İstersen seninle yer değiştirebilirim. Yok. Ben iyiyim. Ben böyle iyiyim. Yani ameliyat gayet başarılı geçti. Bununla birlikte göğüs boşluğunda çok miktarda sıvı vardı. O yüzden şu anda yakın zamanda kendi başına nefes alıp alamayacağını bilmemizin imkanı yok. Bunu biliyorum. Bunu bilmediğimi mi sanıyorsunuz? Çocuk yoğun bakım ünitesinde durumunu takip edeceğiz. Oğlumu görebilir miyim artık? Tabii, buyurun. Yoğun bakıma gidelim. Suat Bey, bebeğimi kurtarmak için elinizden geleni yaptığınıza eminim. Ama bugün ben... Lütfen. Fikret, başka bir şey söyleme. Sen bir annesin. Ve biz büyük bir aileyiz. Hasan hepimizin bebeği.